Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hasan, erkenden yaşlanmışsınız demeyin. Belki de bu hayvancılığın, bu işin, köy hayatının belki de en zor işi bu. Aslında hafif de niyeyse işte toz mahvediyor insanı. Bu yüzden de yorucu, sıkıcı geliyor. Sıcakta şuraların falan pişiyor. Bakın şuraların ellerin kabarıyor. Arabadan indirdik. Abla da var. Ansızın bir telefon geldi. Aşağı köydeyiz. Saman geliyor diye yayladan motora bindik geldik. Serin serin yatıyorduk eriğin dibinde ama şimdi geldik. Arabayı boşalttık bayağı bir. Bu arasını çekemedim. Niye diyeseniz sorarsanız Samancı'nın biraz acelesi varmış. Oğlu gurbete gidecekmiş. O yüzden hızlı bir şekilde boşalttık. Hikmet abi ne yapalım, uğraşırız. Sen ne yapan? Dirgen var mı? He? Dirgen. Dirgen. He. Olması lazım lan. Dirgen değil, atkı lazım bize. Atkı. Atkı dirgen değil. Tamam canım. Atkı lazım. He. Sen ne yapan? Şu emunlu bakır bakayım. Sen ne yapan? Kattın senin keyfi işi şeyini attın. Aynen öyle. Vallahi rahatladım ben. Allah aşkına bir sene erken davrandık. Geçen sene tırpanı yedik. Tırpanı yiyen spa ne öyle bir şey mi vardı? Bir daha gelir mi safa? Vallahi işte biz de bitirirsek rahatlayacağız da bizim daha bu ilk araba daha 4 ama 3 araba daha ama alınacak. Var ya ne biçim kokuyor sana. İyi kokuyor mi? Mu? Şey kokuyor. Ot kokuyor. Ot kokuyor mis gibi. Ot kokması hiç iyi değil. Vallahi bilmem gayet iyi gibi ama. Saman iyi gibi ya. Saman yumuşacık iyi kapıracaklı. Kaça geldi bu? Vallahi 800 mü öyle bir şey. Oğlum 900 diyorlar lan samana. Şimdi 900'e mi çıkarmışlar? Arkadaşlar bu 800 kilosu ha. Tonu falan. Geç 80 ten... kuruş. Aynen 80 kuruş. Kaça geliyor? Bu 4,5 tonlu herhalde. Yani Ömer 11'ini aradı. Tonu 800 milyona geliyor. Ya bir ton saman 800 milyon. 4,5 tonmuş burası. 4 kere 8. 32. 32. 3500 falan yapıyor yani bu. Bu bir araba saman 3,5 milyar falan yapıyor. 4 araba alsan 4 kere 3 12. 15 milyar olan şaka maka da iyi para gidiyor samana da. 15 milyar kurbanlıkları sattık da yani cebe inen bir şey yok. Ya bunlar şeyin daha şeyin değil ki. Ne? Bakla samanı var. Daha işte bakla samanıyla beraber işte kaç? Saman 4 saman. Saman çoğu yedi. Bakalım şu kadar kaldı. Onu da katalım. Biraz kattım içeri kat. Allah ya. Nasıl kolay mı? Kolay tabii canım. Çok kolay. Kolay iş bizi bulur mu? Arkadaşlar oraya dolduruyoruz, oraya basıyoruz, iyice sıkılaşıyor. Beklerin zamanı. Kışın açıyoruz orayı. Aşağıda kapısı var. Güneş gitti ya. Gitti. Biz biraz rahat ettik ya. Güneş de çok yakıyor. Saman tozuyla birlikte. İçeri karanlık olmasa size gösterirdim de. İçeri karanlık. Maske korona dışında zaman tozundan da koruyor. Ya Allah. Şimdi içeri gireceğiz, içeriği düzelteceğiz. Çığlayacağız iyice. Basılacak. Az önce ben girdim. Şimdi de sen gir. Hasan abi basarken çekerse orayı ben çekeyim. İçeriği nasıl bir yer. İçeride daha nefessiz kalıyoruz.
İçeriye bir bakar. Daha çok ben öteye atmışım. Senin gibi yakına atmamış. İçerinin neredeyse tavanına kadar gelmişiz. Tozlar görüyorsunuz. Uçuşuyor, hep dışarı çıkıyor. Neredeyse dolmuş burası. Şırmanınca. Bir araba saman alıyor orayı. Aldırmamız lazım. Ama bu adam çok doldurmuş. 4,5 ton doldurmuş. Normalde 3,5 ton geliyordu diye. Saçlarına var mı? Saçlarına var mı ya da? Saçlarıma aklar düştü görmediğin. Yerle suyunu getirdik ama elidi. Sıcacık kalmış burada, sıcak olunca hava. Evet arkadaşlar, bayağı bir yorulduk. Çok az bir şey kaldı. Onunla sabah geleceğiz, devam edeceğiz. Şimdi yerliğe gideceğiz. Karnımız da acıktı. Saat 3'ten beri çabalıyoruz. Belki de dediğim gibi hayvancılığın en zor işlerinden birisi bu saman katmaz. Ama yapacak bir şey yok. Kış hazırlığımızı yapmamız lazım. Çünkü kışın çok kar yağıyor. Hayvanların karnını doyurmak lazım. En önemlisi, bizden önemlisi onların karnının doyması. Onların kışa hazır girmesi. Şimdi biz yavaştan yaylaya doğru yol alacağız. Tabi önce duşumuzu alacağız. Temizleneceğiz. Çok pis saman tozu. Değil mi abla? Yakıyor burnumu. Yani her yerini yakıp atıyor. Ne var Mustafa abi? Yolculuğumuz başladı arkadaşlar. Gece yolculuğumuz. Ağır ağır yol alalım. Evet. Sağ salim yaylaya geldik sayılır. Devam o. Ama yaylı olduğu hissediyor. Havasından. Donmaya başladı. Sen benim arkamda gizlisin. Oo oğlum. Oo. Donmaya ne için? Yaylar gelirken de epey yoruldusun. Dönemedi dönmek. Niye heyecanlı olur? Aynen. Çocukken. Boza gelmiyor. Boza. Boza. Ah. Ya Rabbi şükür valla. Boza. Onu. Ayda çıkıyor bak, sapsarı yumurta gibi. Ben onu hemen nasıl özledim ya adamım. Aslan oğlum benim. Hoş bulduk. Hadi Apo. Şu oğlağa girdiği yere oğlum, korkma motordan bu kadar ya.
Evet arkadaşlar, kahvaltıyı yaptık. Çayımızı içtik. Ve köye yolculuğumuz başladı. Hiçbir tane bulut yok havada. Ama hava esiyor. Rüzgar yapıyor ha. Oho. Burası da Çat Yaylası arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuradan bir sulandık. Suyumuzu içtik. Şimdi asfalttan çıkıyoruz artık. Oy sevdam, dağlara mı çıkayım, oy sevdam. Burası da bizim yayla yolumuz. Evet arkadaşlar, samanı bastık. Görüyorsunuz, tavana kadar doldurduk. Şimdi burayı kapatacağız.
yaylaya turlayacağız tekrardan. Biraz yerlerde kaldı ama o kadar olacak ya. Tozuman olduk biz bile. O kadar kalmış. Önemli değil. Daha bir 4 araba daha alacağız herhalde. Bundan ayrı 3 araba. Vallahi hava da ısındı arkadaşlar. Sesimiz, soluğumuz kesildi. Şurayı az dinlenelim. Kolay değil ya. Yani şimdi herkes bayram tatilinde. Kimi piknikte, kimi gezmede diyenin hesabı. Görüyoruz. Bizimkinde ne tatil var, ne bayram var, ne gezi var, ne piknik var diyen hesabı. Aslında devam. Neyse arkadaşlar, şimdi biz temizleneceğiz. Yavaştan yaylaya doğru yol alacağız. Video biraz uzun oldu ama inşallah beğenmişsinizdir. Değil mi Abdullah? Kelebeğe bak. Ne güzel. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kusura bakmayın, sesimiz soluğumuz kesildi, yorulduk. Görüşürüz. Görüşürüz.